Seyran'dan bile vazgeçebilecek misin evlat? Yani en sevdiğinden bile vazgeçebilecek misin ha? Eğer cevabın evetse, ben de seni bu alemin kralı yapmak için burada yemin veririm. Sana söz veriyorum Ziya amca. Ne dersen, ne söylersen yapacağım, hiç merak etme. Yeter ki güvende olsunlar. Yeter ki kıllarına bile zarar gelmesin. Başka bir şey istemiyorum. Umurumda değil. Sadece sen onlara sırtını dönmeyeceksin ama. Onlar da sana sırtını dönecekler. Hatta onlar için elini kirlettiğin insanlar bile sana sırtını dönecekler. Senin bu dönüşümünü çirkin bulacaklar. Senden uzaklaşacaklar. İnsanın yaşayacağı hiçbir pişmanlık taze bir mezar başındaki kadar büyük olmuyormuş. Ayrıca Seyran konusunda da yanılıyorsun. Seyran ne olursa olsun benim hep yanımda olur. Hep destekçim olur. Ben buna inanıyorum. Dedenle biz bunu olduramadık ama olmayacak bir şey değil. Neden olmasın? O zaman sana şöyle bir teklifim var. Bu akşam seni bir davete götüreyim. Hem seni hem karını orada bir görelim, bir değerlendirelim bakalım ha. Çünkü sen teoride tamamsın. Ama bir de uygulamada gör. Seyran, Kaya açmıyor hala telefonunu. Biz daha eve gitmedik abla. Ya Tarık çıktığında bırakır Kaya'yı. Ama bırakır değil mi? Eminsin yani. Tarık, bana ulaşabildiği sürece kimse hiçbir şey yapmaz. Tamam. O noktada zaten beni kaybedeceğini bilirsin. Sen merak etme. Tamam. Efendim Ferit. Seyran ne yaptınız? Döndünüz mü eve? Evet, ablamla çıktık şimdi kafeden dönüyoruz. Tamam. Ben de Ziya amcanın yanına geldim. Akşam bir davet varmış da. Bizi de çağırdı oraya, haber vereyim sana dedim. Ne alaka ya, şimdi durduk yere? Durduk yere değil Seyran. Biz içine dahil olamasak da akıp giden bir hayat var. Senin de zamanında söylediğin gibi koskocaman bir dünya var dışarıda. Ve benim orada hak ettiğim yere gelebilmem için belli adımları atmam gerekiyor. Akşam da senin benim yanımda olmana ihtiyacım var. Seyran? Tamam yani eğer bana ihtiyacın varsa tabii ki yanımda olurum Ferit. Sorman hata da konuşacağız bu konuyu seninle. Tamam, merak etme, konuşuruz. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ferit, ne oldu abicim içeride? Ne diyor konsiye? Olması gereken neyse o oldu abi, merak etme. Oğlum bak tekiz sular bunlar. Yüzmeyi biliyoruz evelallah. Ferit bak, okyanusta dalgalarla boğuşmak yüzme havuzunda kulaç atmaya benzemez abicim. Ben elimden geldiğince bugüne kadar seni korumaya çalıştım. Ama şimdi değil seni. Bu adamlara karşı ben kendimi de koruyamam. Bak bu adamlara güvenilmez. Dinle beni. Abim, ben senin ne hissettiğini, bana ne söyleyeceğini çok iyi tahmin ediyorum. Ben seni senden daha iyi tanıyorum. Merak etme. Hiç kimseye güvenmiyorum ben. Sadece onlar kadar güçlü olmak istiyorum. Olay bu. Bir pantolon, bir gömlekle bu kadar değişir mi adam ya? Ya beni böyle apar topar koşturmakla hata ettin be kontum. Ya Zeki,
dırdır yapıp durma, tamam mı? Sen benim 50 yıllık arkadaşımsın. Bu aleminde en iyi terzisin. Evet, senin bu ustalığında ne oldu yani? Bir gecede sen bunu yetiştirirsin be, hem de en güzelinden. İnsanlar üzerinde bırakacağın ilk etki görünüşünle olur yeğenim. Misal, siyah ciddiyeti, mavi huzuru temsil eder. Saat şıklık sembolüyken yüzük aile demektir. Aile bağlarının her şeyden önce olduğu anlamına gelir. Sırf daha bilgili, kültürlü görünebilmek için gözü bozuk olmadığı halde gözlük takanını bilirim. Yani yeğenim, bu alemde senin sözünü dilinden önce giydiklerin söyler. Ziya Bey, istediğiniz paketi getirdim. Ver bakalım Coşkun. Ben de bunu beklemekteyim. Evet. Ferit, gel bakalım. Bir de böyle bir hediyem var sana. Bak, bu tesbih beni temsil ediyor. Bunu alıp elinde şöyle iki salladığın zaman senin benimle olan ilişkin anlaşılır. Bu ne demek? Birisi senin canını mı sıktı? Kafanı mı bozdu? Çıkar bunu, iki salla, olay bitsin orada.